Dahili mikrofona sahip olan yaka mikrofonlarını piyasaya ilk çıkaran markalardan bir tanesi de Saramonic'ti. Daha önce Blink 500 B2 adında bir serisi vardı ama hem boyut olarak biraz büyük kaldılar hem de teknolojileri biraz eskidi diyebiliriz. Bu nedenle Saramonic bunu da fark etmiş olacak ki yeni bir seri piyasaya çıkardılar ve buna da Blink 500 B2 Plus adını verdiler. Ve bu arkadaşı sadece bir kamera veya sadece bir telefon için değil, kamera, telefon ve aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyde kullanmanız için dördü bir arada mikrofon olarak piyasaya çıkarlar. Bu videomuzda Saramonic Blink 500 B2 Plus'ı tüm detayları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki bu videodaki tüm ses kayıtları Saramonic Blink 500 B2 Plus kullanılarak yapılmıştır. Bu mikrofona dördü bir arada demelerin nedeni Lightning girişli iPhone'lar, Tip-C girişli tablet, telefon ve bilgisayarlar, TRS kablosu ile kamera ve benzer aygıtlar ve TRS kablosu ile uygun donanıma sahip tüm cihazlarla uyumlu olması. Kutuyu açtığımızda karşımıza iki tane kutu çıkıyor. Kutunun birinde mikrofon sistemi, diğerinde ise aksesuarlar mevcut. Aksesuar kutusunda bize öncelikle kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ardından taşıma kesesi karşılıyor. Bu sefer keseyi güzel yapmışlar çünkü iç kısımdaki ayraç sayesinde kablolar şarj kutusuna sürtmüyor. Aksesuar tarafında iki tane kırçılı deadcat biri TRS diğeri TRRS olan bağlantı kablosu ve şarj kutusunu şarj etmek için bir ucu tip C diğer ucu tip A olan bir kablo çıkıyor. Mikrofon sistemi şarj kutusu ile birlikte geliyor ve tasarımı oldukça güzel. Böyle retro radyolara benziyor biraz. Ölçüleri yaklaşık 118-56-62 mm şeklinde ve 140 gram ağırlığında. Arka kısımda yer alan tip C girişi ile kutuyu şarj edebiliyorsunuz ve bunu da ön kısımdan görmek mümkün oluyor. Kutu içindeki 1250 mAh pil alıcı ve iki verici bir kez tam şarj edebiliyor. 2 saatte de kutuyu tamamen şarj edebiliyorsunuz. Kutuyu açtığınızda sağda ve solda vericiler, ortada ise alıcı yer alıyor. Üstte Lightning ve Tip-C portları var. Hemen söyleyeyim açık alanda sinyal çekim mesafesi 150 metre. Vericilerin de alıcının da alt kısımlarında fabrika çıkışı olarak sürekli şarj olmasını kesmek adına yapışkanlar yer alıyor. Bunları çıkarıp kutuyu alıcı veya vericiye bıraktığınız an şarj olmaya başlıyorlar. Alıcının şarj olduğunu ekrandan, vericilerin şarj olduğunu ise üzerindeki led ışıklardan görebilirsiniz. Bu arada alıcı da vericiler de 2 saatte tam şarj olabiliyor. Ayrıca alıcı içindeki 400 miliamperlik pil size 16 saat kullanım, vericiler içindeki 190 miliamperlik pil ise size 20'şer saat kullanım süresi sunuyor. Lightning ve Tip-C portların özel bir soket sistemine sahip olduğunu görebilirsiniz. Alıcı arka kısımda yer alan koruyucu tıpayı çıkardığınızda bu soketlere bağlayacağınız konektörü de görmüş oluyorsunuz. Ardından dilediğiniz soketi bu alana sürgüleyerek taktığınızda kullanıma hazır oluyor bir iPhone veya iPad'e taktığınızda direkt olarak çalışıyor. Ancak bazı Android telefon veya tabletlerde seçim yapmanız veya OTG bağlantısını aktif etmeniz gerekebilir. Bir şey daha var çok iyi düşündükleri alıcı arkasında yer alan tip C girişi aynı zamanda hem telefonu hem de alıcıyı şarj etmenize yarıyor. E sonuçta telefonun şarj portu kapanıyor ve bir şekilde şarj etmeniz lazım. Bu da güzel bir özellik olmuş. Alıcıyla devam edelim. Ölçüleri 49.5, 37.5, 18.8 mm şeklinde ve hepi topu 30 gram ağırlığında. Kibrit kutusundan biraz küçük denebilir bunun için. Üst kısımda iki verici için birer bağlantı ışığı mevcut. Arka kısımda kutu ile şarj için konektörler, port yuvası ve tip C şarj portu yer alıyor. Tip C'den şarj ederken de ekran üzerinden alıcının şarjını takip edebiliyorsunuz. Sağ tarafta açma kapama tuşu ve menü tuşu yer alıyor. Solda 3,5 milimetrelik ses çıkışı ve yine 3,5 milimetrelik kulaklık çıkışı var. Bu sayede sesi kaynağındayken direkt dinleyebiliyorsunuz. Alt kısımda yer alan klips aslında kameraya montaj için. Kameranızın flash kazağına veya uygun bir kol şu yuvasına sürgülerek alıcıyı takmak mümkün olacaktır. Alıcı OLED ekrana sahip ve her şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ekrandaki simgelere de hızlıca bakalım. Stereo, mono kulaklık ses seviyesi, alıcı pil durumu, A ve B alıcısı, alıcıların sinyal seviyesi, pil durumu ve kazanç ayarları ile ses barlarını görmek mümkün. Açma kapama tuşuna bir kez basarak kulaklık ses seviyesini ve vericilerin kazanç seviyeleri arasında geçiş yapabilir. Menü tuşuna basarak bunları ayarlayabilirsiniz. Bu arada vericilerin kazancını eksi 6 ile artı 9 seviyesinde ayarlamak mümkün. Menüde her şeyi göstermeyeceğim ama önemli birkaç yer var. Örneğin speaker tarafında eğer özellik açıksa yaptığınız ses veya görüntü kaydının sesini direkt olarak telefonun hoparlöründen duyabiliyorsunuz. Eğer ki bu özelliği kapatırsanız artık telefon hoparlöründen ses gelmemeye başlayacaktır. Bunun dışında kulaklık ses seviyesi, gürültü engelleme seçimi, vericilerdeki mute tuşu aktif etme, low cut filtre, çıkış modu ayarı, arka ışık kararma süresi, eşleşme gibi ayarları bu menüden yönetebiliyorsunuz. Bu arada seçim yapmak için menü tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonrasında aynı tuş ile ayarı değiştirip tekrar menü tuşuna basılı tutarak onaylama yapabiliyorsunuz. Gayet kolay. Vericilerle devam edelim. Oldukça küçük olduklarını söyleyebilirim. Ölçüleri 45, 31.6, 13 mm şeklinde ve yaklaşık olarak 23 gram ağırlığında. Ön kısımda uyarı ledi, sağda açma kapama tuşu ve gürültü engelleme tuşu, altta şarj konnektörü, solda ise tip C şarj portu yer alıyor. Üste omni directional yapıda olan bir mikrofon ve dead cat yollarını görebilirsiniz. Bu arada dead cat'ler yerine son derece iyi yerleşiyor ve siz istemediğiniz sürece yerinden çıkmıyor. Ben bayağı salladım ama inat etti çıkmayacak yerinde. Arkasını çevirdiğinizde klips sistemini görebilirsiniz. Hatta bir de kare nokta var ama peki neden var? Mikrofonun iki tip kullanım şekli var. Arkasındaki klipsi kullanarak yakanıza veya işte bir gömleğin arasına, montunuza vesaire takabilirsiniz. Genelde hani tişört benzeri bir şey giyecekseniz bu tarz kullanımı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü hafif de olsa yine de bir aşağı doğru ağırlık oluyor ve yakanızı biraz bir aşağı doğru çekiştiriyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Bu arkadaş da buna bir çözüm olarak mıknatıs sistemini geliştirmiş. Şimdi şu arkadaşı bir çıkaracağım biraz ses yapacak kusura bakmayın. Şöyle ufak bir mıknatısı var. Bu şekilde istediğiniz bir yere, tabii ki ağzınıza yakın olacak bir şekilde istediğiniz bir yere rahatlıkla monte edebiliyorsunuz. Mesafesini tabii ki iyi ayarlamak lazım. Eğer çok aşağıdaysa kazancı biraz arttırmak gerekiyor ya da bunun yerini biraz değiştirebilirsiniz. Biraz daha şöyle yukarı aldım. Bakalım şimdi nispeten daha iyi gibi. Bu şekilde dilediğiniz gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu arkadaşları. Bir de bir bilgi vermek istiyorum. Bazı videolarda şöyle bir şey gördüm. Tek bir kameraya tek bir konuşmacı konuşuyor ama ikisini birden takıyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Hani şunu desem biriyle kayıt yapıyor, diğeriyle kameraya gönderiyor. Eğer zaten kayıt özelliği varsa ikisini aynı anda yapabiliyor bu mikrofonlar. Yani tüm mikrofonlar için geçerli bu. Hadi diyelim belki ayrı ayrı kullanmak istiyor. Böyle kafasını çevirdiği zaman ses kaçsın istemiyor. Evet bu mantıklı ama tek kameraya bakarken yine bir anlamı yok bunun. Belki diyorum şunu ayarlamayı bilmiyorlar. Bu cihazlarda mono ve stereo ayarı var. Yani stereo yaptığınız zaman biri bir kanal, biri bir kanalla çalışıyor. Yani biri live left, biri de right'ta çalışıyor. Bunu ayarlamayı bilmiyorsa insanlar belki ikisini birden kullanıyor olabilirler ama bunun hiçbir mantığı yok. Dediğim gibi boş boşuna ağırlık sadece bu. Ve belki bazen çok yakınlaştırıldığı zaman da birbirlerine sıkıntı yaratabilir bu mikrofonlar bunu sadece menüden stereo'yu mono'yu aldığınız zaman tek bir cihazla iki kanala aynı anda sesi zaten gönderebiliyorsunuz. Sağda yer alan gürültü engelleme tuşuna bastığınızda uyarı ledi yeşile dönüyor. Açma kapamaya bir kere bastığınızda mute yani sessiz konuma geçtiğini belirtmek için de kırmızıya dönüyor. Bu arada gürültü engelleme özelliğini hangi mikrofonda basarsanız basın ikisi de aynı anda aktif oluyor. Ancak mute tuşunu hangisinden basarsanız sadece o sessiz konuma geçiyor. Eğer ışıklar yanıp sönüyorsa alıcı ile bağlantı yok demektir. Alıcıyı açtığınızda düz yanan ışık kullanıma hazır olduğunu gösterir. Efendim yine bir gürültü engelleme testi için bu köşeye geldim. E, araç sesleri tabii ki burada mevcut. O araç seslerinden nasıl etkilenecek onu birlikte göreceğiz. Şöyle ara ara ben basacağım ki e, buradan noise cancellation açılsın. Daha doğrusu noise reduction açılsın, kapansın. Tabii ki gürültü olacak. Ne kadar olacak ya da ne kadar engelliyor. Bunu birlikte bu testte duymuş olacağız. Şansıma da şu anda hiç araba kalmadı. O yüzden fazla bağırmadan yavaş yavaş konuşmaya devam edeyim. Bir yandan da işte basmaya çalışıyorum. Noise cancellation tuşuna. Şu an her şey normalmiş. Tekrar basıyorum. Tramvaya geçiyor. Tramvayın sesini biraz belki bastırmış olabilir. Tekrar basıyorum. Tekrar basıyorum ve bu şekilde noise cancellation testini de yapmış olduk. Gürültü engelleme özelliği son derece iyi çalışıyor. Arka plandaki sesi alacağım diye sesi bozmuyor veya dijital kötü bir ses vermiyor. Bu arada bu testi gürültü engelleme seviyesi düşükken yaptım. Birlik 500B2 Plus'ın en güzel ve farklı özelliği aynı anda hem telefonu hem de kameraya kayıt yapabilmesi. Örneğin telefondan canlı yayın yapacaksınız ve aynı anda kamera kaydı almak istiyorsunuz. Normalde bunu iki mikrofonla yapmanız veya edit aşamasında canlı yayın sesini kayda eklemeniz gerekirken bu arkadaşta böyle bir derdiz olmuyor. Alıcı telefon soketine bağladıktan sonra yan tarafta yer alan 3.5 mm'lik çıkış üzerinden direkt kameranın mikrofon girişine bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu arada bir bilgi vereyim. Kamera ile telefon kazanç ayarını iyi ayarlamak lazım. Çünkü biri düşükken diğeri yüksek olabilir. Bu ayarı doğru yaparsanız her iki aygıtta da aynı sesi rahatlıkla alabilirsiniz. Şu an hem kamera hem de cep telefonunun aynı anda ses kaydı yapıyorum. Değişik bir şey oldu benim için de çünkü aynı anda genelde yapmıyorsunuz. Ya bir tanesine ya diğerine sesi gönderiyorsunuz. Ama bu arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar tek alıcıda aynı anda iki tarafa da sesi gönderebilme özelliği var. Ayarlardan kısaca bahsedeyim. Mikrofon kazanç seviyesi eksi 6'da. Sıfırlara falan geldiğimizde biraz patladığını keşfettim. O yüzden mümkün olunca düşeye çektim. Daha sonra edit tarafında eğer kısık olursa biraz arttıracağım sadece. Ama baktığım kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Kamera ses ayarı 17'de artı 17 olarak ayarlı cep telefonunda herhangi bir ayar yapmadım. Direkt neyse o ne geliyorsa onu duyacağız bizde. Şimdi konuşmayı biraz uzatmamın sebebi şu. Kamerayla telefon arasındaki ses kalite veya işte performans arasında ne fark var bunu biraz görmek istiyorum. bir birini kısıyorum, ürünü açıyorum vesaire. Bu şekilde ne kadar fark var ya da fark var mı yok mu bunu birlikte görmüş oluyoruz. Şimdi bir de susayım. İkisi arasında dip ses olarak bir fark var mı yok mu bunu birlikte duyalım. Bu daha dip ses testiyle. Kapalı alan mesafe testi yapalım. Açık alanda 150 metreden arada herhangi bir engel yokken çektiği yazıyor. E, şu anda biz tabii kapalı alan test yapacağımız için aralara girecek duvarlar, kapılar vesaire derken bu mesafe oldukça düşecek. Ama ne kadar düşecek veya nerede çekecek çekmeyecek bunu bu şablonun içerisinde göreceğiz. Evim 115 metrekare 3 artı 1 sağ alt tarafta Stüdyo mu göreceksiniz. Kırmızı nokta evin içerisinde takip ederek nerede çekip çekmiyor birlikte bunu göreceğiz, duyacağız. Hemen hızlıca teste başlayalım. stüdyodan çıkıyorum, sola döndüm. Şimdi bir sağa, bir sağa daha yapıyorum. Ve hemen üstteki odaya geldim. Burada zaten herhangi bir sıkıntı olmayacaktır deyip buradan hızlıca çıkıyorum. Tekrar koridora geliyorum. Zaten bu yankıdan da anlamışsınızdır. Koridor boyunca ilerliyorum. Bu arada mikrofon yakamda takılı. Yani normal yürürken gövdemde engel olmuş oluyor. Şu anda tam salonun girişindeyim. Sol tarafında Deco ve modem aygıtı var. 2.4 ve 5 GHz bantlar aktif olarak çalışıyor. Nadiren bazı mikrofonlar burada ses karmaşası yaratıyor bir sinyal karmaşası yaratıyor ama şu an için bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Salonun ortasına geldim. Şimdi salonun dip köşesine doğru gidiyorum. Şöyle köşelere, köşelere gidiyorum. Evet, şu anda tam köşedeyim. Arada iki tane duvar, merdivenler ve asansör var. Zannetmiyorum burada herhangi bir sıkıntı olduğunu e, rahatlıkla çekebilir diye düşünüyorum. O yüzden buradan da böyle hızlıca çıkalım. Pek hızlı olmuyor şu an. arada engeller var çünkü. Salona geldim. şey i̇şte salonun ortasındayım. Şimdi salonun girişindeyim. Sola döndüm. Tekrar sola döndüm ve mutfağın girişinde duruyorum. Burada arada beş tane duvar olduğu için genelde buradan sonra mikrofonlar ya da görüntü aktarıcıların sinyali kesiliyor. Herhangi bir şekilde sinyalde alışveriş gerçekleşmiyor maalesef. Arkama dönerek yürüyeceğim ki gövde engel olmasın. Zaten içeri girdiğim an engel sayısı 6'ya çıkmış olacak. Şöyle ufak ufak yürüyelim. Mutfağın ortasına geldim. Geri geri yürüyorum. İnşallah bir gün düşman yaparken. Şimdi mutfağın balkonundayım. Şu anda çekmiyordur diye düşünüyorum ama ben yine de konuşmaya devam edeyim. Belki de çekiyordur, bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte duyacağım. Balkonda buradan sonra bence imkansız. Yani burası ne mikrofonlar ne görüntü taktırıcılığı çekmiyor. Bir iki tane aşırı profesyonel olan ürünler çekiyor. Onun dışında çekmiyor. Şu an iki tane duvar var arada. Tekrardan içeri doğru girelim. Balkondan içeriye girdim. Mutfağın ortasındayım. Mutfağın girişine geldim. Sağa döndüm. Sola döndüm. Koridor boyunca ilerliyorum. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Ve şu anda mikrofon alıcısının yanındayım. Açık konuşayım ben de mutfağın önünde kesileceğine çok emindim ama kesilmedi. Ben de sizinle birlikte dinledim ve pek çok mikrofona taş çıkarıcı cinsten bir sinyal gücü olduğunu gördüm. Duydum diyeyim daha doğrusu. Bu konuda oldukça başarılı bir arkadaş. Size hızlıca Saramoni'nin kendi uygulamasından da bahsedeyim. Uygulamayı açıp Blink 500 B2 Plus'ı taktığınızda direkt olarak alıcıyı görüyor. Buradan hem alıcıyı hem de vericileri güncelleyebiliyorsunuz. Uygulama size iyi bir ses kaydedici sunuyor. Burada low cut filtre ayarını yapabilir, örnekleme oranını değiştirebilir, gerçek zamanlı dinlemeyi açıp kapatabilir ve kazanç ayarını ayarlayabilirsiniz. Tabii ki alttaki mikrofona basarak direkt olarak kayda başlamak da mümkün. Bu uygulamanın güzel yanı size bir de kamera bölümü sunması. Böylece mikrofonu hakim bir şekilde video kayıtlarınızda yapabilirsiniz. Hızlıca toparlayacak olursak sanırım bu arkadaştaki tek eksik dahili kayıt olayı. Ancak onu işin içine kattıklarında tabii ki fiyat uçmaya başlayacağından kullanıcıların kendi cihazlarına kayıt yapmaları daha mantıklı gelmiş. Bunun dışında gerek çekim mesafesi ki çok iyi, gerek tüm aygıtlarda kullanılabilirliği ve ses kalitesiyle Blink 500 B2 Plus'ı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada ürünün fiyat bilgisini açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Saramonic Blink 500 B2 Plus'ı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.